Hepinize merhaba, hoş geldiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım bir sonraki bayramda, ulusal bayramlarımızda, dini bayramlarımızda pandemi korkusunu yaşamayız. Ve bayramlarımızı doyasıya yaşarız alanlarda coşkuyla. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın başkan adayı olabileceğini düşünüyorum. Daha önce açıklamıştım size. Bir ay önceki bir videomda açıklamıştım ama olguları alt alta koyduğumuzda seçimin ertelenme sebeplerine de baktığımda e, bunun daha net bir biçimde önümüzde durduğunu görüyorum. Niçin diyeceksiniz? Çünkü biliyorsunuz 19 Haziran'da seçimi yapacağını açıkladı Galatasaray yönetimi Başkan Mustafa Cengiz önderliğinde dün uzun süren bir basın toplantısı düzelterek söylüyorum yönetim kurulu toplantısının ardından saat 20.30 gibi açıkladılar. 19 Haziran'da yapılması elbette ki kötünün iyisi bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. 29 Mayıs'ta yapılması gerekiyordu. Bu arada hukuk mahkemesi, hukuk e, mahkemeleri kanunu gereğince Burak Elmas'ın yaptığı başvuruda reddedildi. Yani 29 Mayıs'ta yapılması için bir başvuru yapmıştı. Elbette ki TÜZ'e göre kayda açık üyelerin 5'te 1'in imzasıyla e, karar değiştirilebilir. Yönetim kurulunun erteleme kararı ve seçim yapılabilirdi ama her neyse çok fazla detaya boğulmadan işin özeti şu. E, Sayın baş başkan aday olamayacağını, ortaya çıkan haklı tepkileri göğüsleyemeyeceğini görünce e, adaylık fikrini rafa kaldırdı ama kendi yönetiminden bir aday çıkarmak için zaman kazanmaya çalıştı. Kendi yönetiminden çıkacak adayın ismi de Abdurrahim Albayrak mevcut. ikinci başkan. E, dolayısıyla seçimi bu yüzden erteledi. Çünkü e, erteleme kararında imzası olan yöneticilerden bir tanesi de Abdurrahim Albayrak'tı. Üç tane yönetici istifa etti. Bir diğer yönetici de istifa edeceği sinyalini verdi. Ama Abdurrahim Albayrak bu karara imza atmış olmasına rağmen ertesi gün Galatasaraylılar merak etmesin Haziran'da seçim olacak dedi. Çünkü düşündüler, taşındılar ve Abdurrahim Albayrak'ın adaylığı konusunda karar kıldılar. Ama kısa sürede 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim için o haftanın iptal kararının verildiği haftanın son günü yani cuma günü çalışma günü listeler verilmek zorundaydı. Liste hazırlayamayacakları için ötelediler ve Abdurrahim Albayrak liste hazırlayacak. Bütün adaylar eski listelerini iptal etmek zorunda kaldılar. Tabii ki aynı isimler ama yeniden liste oluşturup divan kurulu listesi ve diğer ilgili kurullarla ilgili disiplin kurulu listesi vesaire bunları hazırlayarak Divan Kurulu'na sunacaklar. E, yönetim Kurulu listelerini güncelleyerek sunacaklar. Abdurrahim Albayrak da e, bence bir liste oluşturarak e, Mustafa Cengiz'in de desteğiyle seçimlere girecek. Kazanma şansı var mı yok mu bilemiyorum. E, bu konuda çok fazla yorum yapamayız. E, ben Haziran'ın ilk haftasından itibaren bu konuda daha net yorumlar yapabileceğimizi düşünüyorum. Işın Çelebi de e, bu arada hazırlıklarını tamamlayacak. Çünkü onun da dosyası eksikti. Yani toplamda e, Işın Çelebi, Eşref Amamcıoğlu Metin Öztürk, Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı 5 adaylı bir seçimin olmasını bekliyorum. Bir başka aday çıkmazsa bu çoklu yapıda kazanan kim olur? Bence daha önce çalışmaya başlayanların avantajı var. Burak Elmas aylar öncesinde listesini açıklamıştı. Neredeyse iki senedir Metin Öztürk çalışıyor ve çok önceden ilk yapılacak seçimde başkan adayı olacağını söylemişti. Eşref Hamamcıoğlu'nun sözlerine divan kurulu başkanı iken sözlerine yansımıştı. Işın Çelebi'nin de daha önceden düşüncesi vardı ama tabii hazırlık çok önemli, plan çok önemli. Çünkü 200 ile 300 milyon TL arasında değişen bir parayı da bulmak zorunda kısa vadede Galatasaray yönetimi Elbette ki çok daha erken olsa Galatasaray hem teknik heyetin geleceği açısından hem de yapılması planlanan transferler bakımından çok daha avantajlı olacaktı. Ve sezona hazır girecekti ama 19 Haziran'da yapılıyor olması da e, kötünün iyisi bir senaryo. Çünkü e, en azından Haziran'ın sonuna bırakılmadı. Seçim olduktan sonra e, seçim olmadan sanki göreve başlayacakmış gibi hazırlıklarını yapmak zorunda. Gerçekten bu yarışı göğüslemek ve kazanmak isteyen adaylar ve pazartesi gününden itibaren de icraatlarını hayata sunmak zorundalar. Seçim olacak ve 19'undan sonraki ilk gün ee, ne yapacaklarını, futbol takım başta olmak üzere diğer branşlarla ilgili yapacaklarını hayata sokmak zorunda para kaynaklarıyla birlikte. Bütün adayların ortak kanaati Fatih Terim'le devam edilmesi yönünde. Abdurrahim Albayrak aday olursa onun da fikrini farklı olacağı kanaatinde değilim. Bence e, Fatih Hoca önümüzdeki birkaç günden itibaren yeni sezonun hazırlıklarını ekibiyle birlikte yapacak. Ee, ama süreklilik gerekiyor. Sayın Mustafa Cengiz'in bu öteleme yani seçimi öteleme kararından dolayı e, Galatasaray'da sürekliliğin olmadığı hiç daha önce hiç olmadığı şekilde kesildiğini gördük. Süreklilikten kasıt yani kurumsal yapının devamı ve işleyişin devamı. E, transfer e, görüşmeleri varsa bu devam eder. Yönetimin gidip kalmaması e, çok büyük bir problem teşkil etmez. Çünkü yönetimden önce Galatasaray kurumsal yapısı söz konusudur ve oradaki işleyiş devam eder. E, ve e, yapılması gereken transferler de gerçekleştirilir. E, ancak bu biraz kesintiye uğradı. Bunun bir an önce normale dönmesi lazım. O bakımdan e, Galatasaray'da seçimin yapılmasıyla birlikte normal işleyişin de bugünden itibaren devam etmesi çok önemli bir e, unsur olarak ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon geleceğini şimdiden belirleyecek bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Ben e, kısa sürede, bu hafta içerisinde de yönetimin, adayların da e, Üstünde fikir birliğine vardığı konuda yani Fatih Terim'in sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye sokulması konusunda bir açıklama yapacağını düşünüyorum. 31 Mayıs itibariyle biliyorsunuz sözleşmesi bitiyor. Fatih Terim'in Aytaç Kara hazır transfer bir ön anlaşma yapılmıştı zaten onunla. Resmiyete kavuşacak Haziran ayıyla birlikte. Bunun dışında Alioski yine görüşülen ve antak kalınan sözleşmesi üzerinde antak kalınan bir oyuncu ama bu yapılan ön görüşmeler e, mutlak sadakatta sonuçlanmaz eğer harekete geçmezseniz futbolcu gecikiyorsa eğer e, ona talip olan kulüp kararını değiştirebilir başka e, bir kulübe yönelebilir e, bütün bunları engellemek için kurumsal yapının bir an önce devreye girmesi lazım e, Galatasaray'da pek çok transfer söz konusu Arda Turan'ın sözleşmesi bitiyor Onyekuru'nun, e, Halil Dervişoğlu'nun haklarının alınması gündemde bütün bunlarla ilgili e, ben bu hafta içinde bu haftadan itibaren bir çalışma yapılacağı kanaatindeyim böyle olması gerekiyor. Fenerbahçe'de bence Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Emre Belezoğlu'yla yola devam etmeyecek. Ee, ve Yuhayim Löv'ü eğer getirebiliyorsa getirecek. Ee, ama Emre Belezoğlu tekrar sportif direktörlüğe döner mi? Teknik direktör değilsin, sportif direktör olarak devam et bunu kabul eder mi? Onu da kabul karar kanaatinde değilim. Yarın bunun ayrıntısını göreceğiz. Bir açıklama yapacaktır, hiç kuşku yok ki. Ali Koç basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak. E, Fenerbahçe, Abubakar'a e, talip mi? E, Abubakar'ın menajeri Fenerbahçe'yi aramış. Dolayısıyla Fenerbahçe düşünüyor. Fenerbahçe, Rossi'ye talip mi? Talip. Sporting Lisbon'la bütün hakları üzerinde görüşmeye başladığını duydum Fenerbahçe'nin. Peki Raşit Gezal'ı düşünüyor mu? Düşünüyor. Leicester City'nin istediği ücret çok yüksek 7 milyon euro ama düşünüyor. Bu arada Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne ve Türkiye'de kazandığı şampiyonluk kupa zaferiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım payıyla 40-50 milyon euro arasında bir gelir elde edecek. Bu çok önemli bir avantaj. Muhtemelen bu gelirin bir kısmını da transfer harcamaları için kullanacak. O yüzden Raşit Gezal'ın tekrar Beşiktaş'a dönmesi yönündeki olasılık güçlü. Çünkü Rossi'ye ve Gezal Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Abu Bakar tabii para neredeyse oraya gitme eğiliminde. Ben bunu anlıyorum. Fenerbahçe'de ona ciddi anlamda talip. Bugün Fenerbahçe ile ilgili yapılan yorumlara baktığımızda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırmasındaki en büyük etkenin forvet yoksunluğu, hedef forvet, üretici forvet, sonuca götürecek forvet alınmaması olduğu şeklindeki yorumlar olduğunu görüyoruz. Bu yorumların ön plana çıktığını görüyoruz Fenerbahçe ile ilgili olarak. Dolayısıyla ligi bilen bir Abu Bakar'ı almak istiyor Fenerbahçe. Bakalım bu yarışmada Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında ee, durum nasıl şekillenecek? Sonuç ne olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ee, Abu Bakar Beşiktaş'ta kalmayı mı tercih edecek? Beşiktaş'ın verdiği ücret 2 milyon euroyu geçmiyor. Yoksa daha fazla öneren Fenerbahçe'ye mi gidecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Galatasaray, az önce Beşiktaş'tan bahsetmiştim. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne doğru planlamayla, eldeki oyuncuları tutarak ve yeni oyuncular da kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirirse Şampiyonlar Ligi'ne İkinci yönelimeden başlasa bile 2-3 ve playoff bunları geçebilir. Fatih Terim de bunu yapabilir ve tıpkı Beşiktaş'ın kazandığı gibi çok önemli bir parayı kazanır. 20 milyon euro katılım payı az değil. 2.7 milyon euro galibiyet firmi. Grupta elde ettiğin her galibiyet başına. Beraberliğe bile 900 bin euro veriyor şampiyonlar ligi. O yüzden bu fırsatı ıskalamamalı. Bu fırsatı ıskalamamak için de kurumsal yapıyı bir an önce işletmeli. Yönetim gidecek olsa bile 19 Haziran'da seçim olsa bile yönetim gitmeyecekmiş gibi hala hazırda yapılması ee, söz konusu olan transferleri bitirmeli. Yapılması planlanan görüşmeleri yapmalı. 14 Haziran'da satın alma opsiyonu bitiyor Henry Onyekuru'nun. Eğer Fatih Hoca devam etsin diyorsa Monaco'yla bu opsiyon üzerinde görüşmeleri yapmalı. Ben başkan adaylarında bu yapılan çalışmalara itiraz edecekleri kanaatinde değilim. Kabul edeceklerdir bana göre. Bütün bunlar e, olmalı. E, çünkü Galatasaray zaten e, daha önce elde ettiği 22 şampiyonluk 4 yıldızıyla birlikte e, ligde en çok gelir toplayan kulüp 280 milyon TL'ye yaklaşıyor. Beşiktaş'ın işte biraz daha altında 250'lerin altında ve Galatasaray'da tıpkı Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi'ne giderse 20 milyon euro'luk bir doğrudan katılım payı alacak. Bu gelirleri ıskalamamalı. İşin manevi tarafı çok yüksek Şampiyonlar Ligi'nde olmak bir itibar meselesi ama maddi e, özelliğini de göz ardı etmeden e, gerektiği kurumsal çalışmaları yapmalı Galatasaray. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.